Değerli kova burçları nasılsınız? 22 Şubat, 28 Şubat değerli kovalar. İş hayatınız ve kariyerinizle ilgili şanslı hissedeceğiniz bir hafta. Sizi destekli, desteklendiğinizi göreceksiniz. Sevildiğinizi göreceksiniz. Yani hafta başı kendinizi muhteşem iyi hissedeceğiniz. Yapmak istediğiniz her şey olumlu yoluna koymak. Yani sabırla, özgürlük anlayışıyla birlikte tatmin olabileceğiniz yöneticiniz, patronunuz, bulunduğunuz insanlarla çok böyle güzel bir iletişim haftanız var. Bunu çok doğru değerlendirdiğinizde yerinizde bir değişim var. Ya da gitmek istediğiniz işle ilgili haber hayatınıza geçiş yapacak. O yüzden yer değişimleri ee, Farklı noktalardan bir haber ya da ne bileyim akademisyenseniz bile farklı bir okul niyetiniz varsa bile bununla ilgili altyapısını hazırlamak ve bunlarla ilgili e, rutin konuşmalar ve çevrenizdeki insanlarla ilgili iletişime ve harekete geçireceksiniz. Ve geçtiğiniz hareket size olumlu noktaları sağ, e, sağlayacak. Devam edin yani konumlanmak istediğiniz kendi işinizi yapmak istiyorsanız doğru zaman devam et. İşinde değişmesini ve yükselmek istiyorsan doğru adımları ot oturacağın zaman. Ortaklı projen ya da ortaklı bir işin varsa biraz daha bekleyip bunlarla ilgili çevreyi ve alanı büyütme fikrim var. Reklam ya da yerle ilgili büyük anlaşmalara gireceksin. Sabırlı olman gerekiyor. Devlet ya da kurumsal ya da sağlık sektöründe çalışıyorsanız, hak ettiğiniz değeri göremiyorsanız artık bunlarla ilgili hak ettiğiniz kazançlarınızı geri alma. Haklarınızla alakalı biriken e, paraları sizin hayatınızda verimli şekilde oturtacaksınız. O yüzden hani rutinin dışında gelişmeler, ilginç olaylar ön planda olacak. O yüzden işinizle ilgili ne karar veriyorsanız verimlilik var. Sadece ve sadece doğru konuş, doğru kazan diyorum. Çünkü şartları sen koyacaksın, insanlar sunacak. Doğru şartları koy, doğru kazançlar senin hayatına gelsin. Bu da olumlu olarak gözüküyor. Sadece özel hayatınızla alakalı, e, uzun süredir devam eden ilişkinizle ilgili hani e, adı konulacak mı ya da yapayım mı yapmayayım mı kararsızlığınız var. Maddi olarak beklediğiniz bazı bir bütçe var. Ondan sonra bu adı koymak istiyorsunuz. Biraz daha beklemeniz sizin adınızda, sizin psikolojinize daha iyi gelecek. Özellikle evli kova burçlarında ilişkinizle ilgili bitirme, ayrılık, anlaşmazlık bazı söylenen laflar kalbinizi incitti. Artık ve bu ilişkinin temel seviyeyi saygıyı ve sevgiyi açtığını düşünüyorsunuz. Ve eee ilişkimizle ilgili zedelenmeler var ve artık birbirimizi olumlu şekilde devam ettiremiyoruz ve kırıcı oluyoruz diyorsunuz. Evet bazı kova burçlarında radikal bir şekilde boşanma kararı var. Özellikle evliliğini, çocuklarınız ya da daha planladığınız büyük bir eve geçmek isteyen bazı kova burçlarında da evet güzel fırsatlar var evinizi taşıyıp daha büyük bir eve, hatta çocuk planınız varsa bile bununla ilgili doğru Anlaşmalar yapacağınız yenilikler söz konusu olacak ve hayatımızı daha renklendireceğim. özellikle Karadeniz Akdeniz ya da Ege'de yatırım yapmak isteyen bazı kova burçları yani yazın orada kışın burada dediğimiz bir sistem ailenize yapmak istediğiniz bir şey var. Evet yapmalısınız verilmiş bir sözünüz vardı. Aslında onlara ait malı onlara iade etmek, daha şık bir şekilde iade edeceksiniz. Eğer ki sanatsal fikri olan, özellikle resim, müzik, dans yetenekleri olan bazı kova burçlarında ciddi kendinizi tanıma, bunlarla ilgili altyapı oluşturması ve kendinizi bulacaksınız. Yurt dışına yerleşmek, farklı bir alanda kendi markanızı yaratmak istiyorsanız da büyük fırsatlar, büyük oluşumlar hayatınıza girecek. Değerlendirin ve yapın diyorum. Evet Aşksızlar'da muhteşem bir heyecan haftası ama aşık olmayacaksınız. Keyif alacağınız, konuşacağınız, sizi anlayacak, iletişimi yakalayacağınız insanlarla fırsatlar bulacaksınız. Eğer ki ilişkiye de döndürmek istiyorsanız acele etmeyin. Bu şekildeki dengeyi daha doğru sağlamak istiyorsanız biraz daha vaktiniz var diyorum. Ee, miras konularımız var ama daha çözülmemiş mahkeme evrak konumlarla alakalı beklediğiniz olumluluklar var ee, olumlu süreçlerimiz var ee, bunlarla ilgili yasal olarak haklarınızı devam ettirin diyorum sağlık olarak e, mümkün olduğu kadar diş eti iltihaplarımız baş ağrımız e, ba e, ve kafa kafatasının içinde sesler geliyor deriz ya böyle bir şeyler konuşuyor psikolojik olarak yorgunluklarınız var belki panik hatanız oluşmuş olabilir bunu kimlerle ilgili dengemizi oturtmamız lazım. Bu da size iyi gelecek. Bir de özellikle evini içinde eksik gördü kapılarla ilgili gıcırtı kapı sesi kapıyla alakalı kollarla alakalı değişimler yapmak isteyen bazı kovalar için evde ufak tefek değişecek şeyler var ama kapılarla alakalı o değişecek şeyler var. Bunları da enerjinizi uyacak renklerle yaparsanız daha mutlu olacağınızı söyleyebilirim. Üniversite ile ilgili altyapısı ya da sınavınız varsa devletle ilgili bunlar olumlu süreç olacak. Hiç endişe etmenizi istemiyorum. Hoşçakalın, mutlu kalın.